Tekrar euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Evet, geçimiz gündüzümüz inşallah Cenab-ı Hak mübarek eylesin. Cenab-ı Hak istifade ettirmeyi nasip eylesin. Bu harici bir ders değildir. Malumat değildir. Malumat değil. Bizzat insanın kendisidir. Kendinsin yani. Doktora gittin. Öyle yapayım. Doktor nerede bunu bilecek de. Ruhu inkar eden, ruhu tamir makamına geçmiş. Nerede? Böbrek hastalandı. Organ belli. İlaç da belli. Aşağı yukarı. Gözün hastalandı. Organ belli. İlaç da belli. Psikolojin bozuldu. Ruh. Organ yok. İlaç nereye ilaç veriyorsun? Nereye ilaç veriyorsun? Anladın? İşte bu. Psikolojinin ilacı. Anladık mı mantığı? Gözün bozuldu. Neyin bozuldu? Göz. Kulağın bozuldu. Organ belli ya. Aşağı yukarı ilaç da bellidir. Psikoloji ne olacak? Psikoloji bozuldu. Organ belli mi? Yok. Bir de öyle bir adam makama geçmiş ki tamir edecek. Ruh inkar ediyor. Ruhsal hastalığı tedavi makamına geçmiş. Geldi ona teslim ol. İşte bu. Psikoloji bozuldu. Çaresi bu. Ona göre dinle. Yani hastaların yeri burası ama. Doz biraz fazla oldu. Evet. Evet, biraz doz fazla. Şimdi akşam, bu akşam ikinci dersimiz endişe. Endişe ciddi bir his. Geçen hafta demiştik ki onun şeyi, yönü gelecektir. Ben ilk önce şeyden başlamak istiyorum. Gerçi 13'ten başlayacaktık ama ben 17'den başlamak istiyorum. 17'den. Çünkü size bu kaç etti? Şundan, evet, buradan başlamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, tam da şuradan. Geçmişten üzünler. Şuradan başlayacağım. Atladım yalnız. Tamam mı? İnşallah geçeceğim ona. Endişe kalpte, geçen haftaki şeyi, kalp düşünün böyle bir şey. İki tane ayağı var. Bir tane dima, bir tanesi vicdan. Dima da onundur. Onun şubesidir. Kalpte ayrı bir şey düşünmeyin. Dima, makesi efkar, kalpteki fikirlerin yansıdığı yer. Vicdan, kalbin ikinci bir versiyonu ayağı. Vicdan, mazhar-ı hissiyat. Tamam mı? Şimdi endişenin yeri kalbin içerisinde olan vicdan. Vicdanın içerisinde dört veri tabanı var vicdan. Diş kabuktan içeriye gidiyorum, soğan kabuğu gibi. Söyle Resul. İrade, zihin, his, Latife-i Rabbani. İşte arkadaşlar, bu akşamki dersimiz kalbin içerisinde olan vicdan, vicdanın içerisinde olan irade, zihin, his. Şurada. Oradaki ciddi bir yapı. Tanıyalım diye. Ezber yok. Endişe burada. Burada bulunuyor. Şimdi bu endişenin üç tane, her şeyde olduğu gibi, üç tane modu var. İfrat, tefrit, vasat. İfrat, tefrit, vasat. Tamam mı? Endişenin de ifratı var, tefriti var, vasatı var. İnşallah üçüncü derste onu zikredeceğiz. Yalnız endişenin yönü mazi değil. Gelecekten.
Korkular geçmişten değil. Geçmişten hüzünler, elemler var. Gelecekten korkular, endişeler var. Demek ki endişenin yönü gelecektir. Geçen hafta konuşmuştuk ki geleceği yorumlayamamaktan, izah edememekten iman etmiş olduğumuz ahirete dünyevi hayatımızın ters çalışmasından, ahirete iman ediyoruz ama ona uygun çalışmıyoruz. Buradan ara boşluğundan çıkan diye devam ediyordu. Şimdi bugün biraz şey yapmam gerekiyor. Endişeyi anlatmam için biraz zamanı, çok kısa bir zaman anlatmam lazım. Çünkü endişe geleceğe aittir. O zaman zamanı size fende bulamayacağınız, zamana ait veciz 2-3 tane cümle şey yapacağım. Şimdi Sözler 145 ve Sözler 110. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten, bak nerede ne geliyormuş? Gelecekten gelen ne geliyormuş görüyor musunuz? Korkular, endişeler bozmuyor. Hiç bozdu mu ben külliyatı bakın? Aynı dizdi. İşte tasnif bu yani. Bak hiç dokunmadım. Görüyor musun? Oraya bakın. Bak. Gelecekten gelen ne geliyormuş gelecekten diyor Üstad? Korkular, endişeler. Hazır zamanı bozmuyor. Şimdi 3 tane zamanı zikretti. Geçmişi zikredebilmesi için geçmiş gelecek olması lazım. Şimdi buraya gireceğiz bu akşam. Böyle bir zamanla da girmemiz gerekiyor zaman tüneline. Zaman nedir? Kısaca anlatmam lazım ki endişenin yönü gelecektir. İlginç şeyinize gidecek. Şimdi izah ediyorum. Geçmişten hüzünler geldiğini, gelecekten ise bak hüznün yönü geçmiş. Gelecekten ise endişeler ve korkular geliyor. İnsan yaşadığı mazi olduğu hayatına gidiyor. Şimdi biz yaşadığımız şeyler mazi ya, öyle değil mi? Mazi. Mazi demek gittiğimiz haşir meydanı demektir. Mazi demek gittiğimiz haşir meydanı demek. Yani ne demek haşir meydanı? Yaptığımıza gitmiyor muyuz? Çünkü göz neredeyse akıl da oradadır. Yemekte de kullanıyorum. Kaşık nerede? Göz oradadır. Göz nerede? Akıl oradadır. Akıl nerede? Düşünceler oradadır. Düşünceler nerede? His oradadır. His nerede? Muhabbet oradadır. Onun için tek tabakta yiyeceksiniz. Hanım, çoluk, çocuk başka tabaklara gitmeyecek bu el. Aynı yere gidecek. Çünkü o yemek değil artık. Muhabbet zemini. Çünkü duyguların paylaşıldığı bir yer. Kabe'de böyle değil mi? Ben gittim maneviyatımı attım o kutuya. O geldi attı. 7 milyar attı. 7 milyon insan attı. Ama ben bir attım. 7 milyonun maneviyatını aldım. Onun için ami bir adam gider veli gelir diyor. 16. sözde Üstad. Niye böyle darmadağın olmuşsun? Olmuşuk. Tek tabağa koymanın sebebi muhabbetin zeminidir. Göz oraya gidiyor. Hanım da oraya gidiyor. Benim de oraya gidiyor. Tak tak tak. Düşüncelere falan gidiyor. O tabağı almış. O öteki odaya geçmiş. Böyle bir şey olur mu ya? Diyorlar ki bu işlere niye giriyorsun? Nasıl dayanamıyorum ya? Neyse. İnsan yaşadım ya. Bak biraz önceki 10 dakika önce. Geleceğe gitmedi mi? Allah diyor ki Celle Celaluhu dinimiz yani. Yaptıklarınızı göreceksiniz. Öyle değil mi? Yaptıklarımız dünyada mazi iken hakikatte ne oldu? Gittiğimiz haşir meydanı oldu. Haşir meydanında bizi bekliyor. O zaman geçmişimiz gelecektir. Gelecektir. İnsan yaşadığı mazi olduğu hayatına gidiyor. İnsan yaşadığı mazi hayatına gidiyor. İstikbalimiz adeta mazilerimiz olmuş. Yani istikbalin içerisinde mazi de var. Ruh için mazi, hal, istikbal yoktur. Hal yani geçmiş, gelecek denilen şey bedensel hayata aittir. Alem-i şehadete mahsustur.
Kalp ve ruhun derece hayatında mazi ve mustakbel yoktur, haziran gibidir. Üçünü, üçüz de yani mazi, hal, istikbal, üçüz de bir, üçüzü de bir hissediyor ruh. Ruh yaşadığı hale ve önüne çıkacak olan istikbale, ruha bakın, yaşadığı hale, önüne çıkacak istikbale bir bakıyor. Ruh, şu anda bizim ruhumuz basit biraz, hale ve istikbale bakabiliyor. Ruh için istikbal mazi gibi. Ruh için istikbal mazi gibi, aynı. Sözler 110'da şöyle diyor. Sözler 110'da diyor ki, tamam kas, anlatınca anlarlar. Alemi gayptan sayılan, alemi gayb olan geçmiş ve gelecek diyor. Alemi gaybmiş. Haziran gibidir. Ve canlı ve ruhludur diyor. Ve istikbal hale uğruyor. İstikbal hale uğrayarak maziye dökülüyor. Soruyorum size, en can alıcı bir soru soruyorum. Sizin geçmişiniz var mı? Var. Üstad diyor ki alemi gayb mazi ve müstakbel. Haziran gibidir. Canlı ve ruhludur. Sözleri 110, 111. Geçmişiniz var mı? Var. İçinde kim var senin geçmişine? Okay. Sen varsın. Geleceğiniz var mı? Yoksa neye gelecek? Kime geliyor? Sizin geleceğiniz de var. İçinde kim var? Siz varsınız. Geleceğinizdeki sizde irade var. Hale uğrayınca ihtiyar olur. İhtiyar hazır zamana bakar. Tamam. Şimdiki zamanı tercih eder. Bu mu, bu mu? İrade ise hazırdakileri tercih eder. Bu mu, bu mu? Aynı zamanda şu günahı terk et diyor Allah. Sana cennette bunu vereceğim. Cennet gayb. Hazır değil. İhtiyar bunu yapamaz. Hazırı gayba kıyas edemez. O peşincidir. Taksitle uğraşmaz. Bu hazırı, hazır zamandaki lezzetleri, gelecekte vaat edilen lezzetleri mukayese edip tercih ettiren ihtiyar değildir. İhtiyar akıl, aklidir. İradedir. Onun için kafirin iradesi yoktur. İhtiyar olduğundan gelecek ahireti tercih edemez hazır zamana. Bizim de ne kadar irademiz zayıfsa ahirete taalluk tercihlerimiz zayıf olur. İradeyi güçlendirmek için ibadetullah, iradenin ibadetullah, zihnin marifetullah, hissin muhabbetullah, latifenin müşahadetullah. İbadeti çok yaparsak, yani sünnet-i seni yaşarsanız irade güçlü olur. İrade güçlü olunca da İbadet de güçlü olur. A eşittir B, B ise B eşittir A'dır. Şimdi ruh için istikbal mazi gibi. Oraya bakın. Ruh yaşadığı hale ve önüne çıkacak olan istikbale bir bakıyor. Ruh için istikbal mazi gibi. Ruh için istikbal mazi gibi. Mazi de istikbal gibidir. Üçünü bir gören ruh endişe ediyor. Bak endişe nereden çıkıyor? Bir bakıyor ki ruh, hani içinde bir böyle bir kaos, böyle bir sıkıntı var. Ya bir endişe var. Ruh bir yerleri gördü. Ya abi bu nereden çıkıyor ya? Sen akıl tanımlayamıyor. Ne olduğu anlayamıyor, kavrayamıyor. Ruh üç zamanı birden yaşıyor. İstikbali görüyor. Bakıyor ki durum hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Ne yapacak? Onu görünce ruh istikbali gördü. Görünce hemen sana hissettiriyor. Akıl onu çerçeveleyemiyor. Üçünü bir gören ruh endişe ediyor. Çünkü mazisi doğru ve iyi geçmemiş. Bir bakıyor ki ruh, şimdi hazır zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman. Ruh için üçü bir. Bir bakıyor ki geçmiş o rezil. Ahirete bir kıyas ediyor. Rezil ve ahiret.
dehşet alıyorum diye sende de yansıması endişedir. Abi ruhun en büyük ilacı o zaman tövbe mi oluyor? Tövbe oluyor. Aynen, aferin. Mesela hastalanıyor ruhsal. Psikolojisi, endişe ediyor, panik atak, bilmem depresyon, bilmem yamuluyor, bağırıyor, yatamıyor, göğsüme ağrı basıyor. Doktor arıyor veya hoca arıyor. Hiç kimse kusur aramıyor. Kusur aramıyorsun kardeşim. Niye kusur aramıyorsun? Ve çaresi de değil. Biraz önce anlattım psikoloji. Böbreğin bozuldu. Diyaliz, organ belli, çaresi belli. Öyle mi? Miden belli, ilacı belli. Psikolojin bozuldu. Organ belli değil. Nereye ilaç veriyorsun? Bu işte bak. Şimdi peki nedir? Onun ilacını söylüyorum. Doktor ve hoca arayacağına, geç geçmişine, kusur ve hatanı ara. Bak bakalım kimin hukukuna tecavüz ettin? Kimin kul hakkını yedin? En büyük kul hakkı karı koca arasındadır. Abi gafil. O et yana değil. Donmuş enerji değil o kadın veya erkek. Hislerin donmuş halidir beden. 6 tane sıfatın donmuş halidir. Beden neydi? His, heves, heva, tabiat, damar, asap. 6 tane şeyin donmuş haline beden diyoruz. Cisim diyoruz, nefis diyoruz. Donmuş bak bunlar donmuş. Şimdi geç geçmişine ya bu sıkıntın ana babana yanlışlıktan, kul hakkından, zinadan, içkiden, kumardan yaptığımız o şeylerin ah almaktan kanal açıldı. Ha doktor ilaçta uyuttu, çare değil. Hoca da geçirtti o enerjiyi, bastırdı bastırdı, bir hafta sonra yine çıkacak. Peki temel çözüm nedir? Kaldırıyorsun elini. Ya Rabbel Alemin. Allah'lığın hatırına. Zatın hatırına. Muhammed'in senin yanındaki değeri hatırına. İmanlara verdiğin kıymetin hatırına. Masum ve mazlumların hatırına. Ağlayan gönüller, secdeye giden alınların hatırına. Ya Rabbi şu, sen biliyorsun tabii tadat, şu günah var ya. Hatırladım Allah'a. Bunu onun için verdin. Tövbe ediyorum ya Rabbel Alemin. Tövbe ediyorum Allah'ım. Allah'ın hatırına affet beni. Çat nasıl gidiyor. Ve koridor bitince erbaa habisi de yanıyor. İlaç arayacağına bak ha sana ilaç. Oldu mu arkadaşlar? Yani bu dersler terapiye gelmişsiniz. Yalnız herkes 250 lira verecek en az. Adam Almanya'dan gelmiş, nereden geliyorsun demiş de bizim dostumuza kadın demiş ki Ümraniye'de kadın psikolog psikiyatrist veya psikologtur. Senin kızına 40 seans gerekiyor diyor. Her seans 250 milyon. Şimdi bu tespiti ne vermek lazım? Ben ne verdim biliyor musun ücret? Kendimi verdim. Benden daha değerli dünyada bir şey olmadığı için parası yoktur. Endişe etmeyin. Parasızdır. Çünkü zenginlerin parayla varamadığını ben parasız vardım. Vardığımla paranın peşine gidersem verdiğimi ihanet etmiş olurum ve terk etmiş olurum. Şey aldığımı. Parayla varılamayana varılmış, vardık. Hepiniz vardın. Ben küfran nimet yapmayacağım. Parayla varılmayana vardım. Vardığımla paranın peşine gidersem o zaman parayla varılmayanla paraya varmış olurum. Şimdi iniyoruz aşağıya, seyredin şimdi. Dedik ya bu endişe, istikbal, bu zamanı biraz bilmek lazım. Şu kadar bir parça okuyacağım size. Fakat ezberlerimizi bozacak. İstikbal diyebilmek için hal ve maziye ihtiyacım var. Oraya bakın, bana bakmayın. Hem şu anlarınızdan kurtulurum. Gözünüz neredeyse aklınız da orada. Bana bakma, oraya bak. İstikbal diyebilmek için hal ve maziye ihtiyacım var. Yani istikbal, gelecek nasıl diyorsun? Ha kafanda geçmiş ve hal var. Hayvanda böyle bir şey yok.
Mazinin içinde sen var olduğun gibi istikbalin içinde de sen varsın. Alemi şehadet için, bedensel hayat için üç zaman var. Kalp ve ruh, kalp ve ruh zamanın üç halini yaşayabilir. Zamanın her çeşidini, tesirini yaşadığımız halde zamanın ne olduğunu hala bilmiyoruz. Zaman diyoruz, zaman geçti, zamanı iyi kullanmak lazım. Zamanımı durduramıyorum diyoruz ama hiç kimse zaman nedir sorgulamaz. Zamanın tesiri altındadır. Fakat zaman nedir, neyin nesidir, kim yarattı, başı sonu var mıdır kimse sormaz. Zamanın sahibine soruyu sorar. Onu kim yarattı diyor. Zamanı kim yarattı? Var mı zaman? Zaman var mıdır yok mudur? Önce cevap verin. Vardır. Peki gördüğün, gören var mı? Yok. Herkese farklı işlediğini biliyor musunuz? Herkese farklı işler. Peki zaman her şeyi alt üst ediyor. Zaman değerlidir, paradır, bilmem nedir bir sürü şey söylüyor. Ama bir Allah'ın kulu çıkıp da ya bu zaman nedir ya? Kim görmedik? Hacmi yok, kütlesi yok, tipi yok. Yani aklı yok, şuuru yok. Ya bu neyin nesidir? Sormazken zaman esmanın tecellisidir. O esmanın tecellisi olan zaman hakkında soru sormaz. Zamanın sahibi olan Allah hakkında onu kim yarattı der. Zamanı kim yarattı, kim başlattı? Var mı zamanı başlatıcı? Tipi yok, hacmi yok. Zaman istikbalden hale uğrar, maziye dökülür. Bu tek yönlü bakışımızdan, endişelerden kurtulamıyoruz. Endişenin kaynağı bu. Tek yönlü zaman bakışımızdan, 10 dakika bunun için konuştum. Tek yönlü zaman akışına bakıyoruz. Zaman akışı bizim için istikbalden hale uğrar, maziye dökülür. Sırf bu bakışımızdan, endişelerimizden kurtulamıyoruz. Oysa kalp ve ruhun derece hayatına hissiyat fikren, his veya fikren çıkarsak üç zamanı birden görebileceğiz veya hissedeceğiz. Üç zamanı birden bakabilen istikbaline doğru adım atar. Mazisini unutan istikbalini yorumlayamaz, izah edemez. Evet, geçen hafta anlatmıştık. Endişenin şeyi, yönü gelecekti. Endişeyi ortadan kaldıran imanı bil ahiretti. Ahirete iman. Çünkü ahiretin imanın yönü, ahiret imanı yönü gelecektir. İmanı bil ahiret. Endişeyi ortadan kaldırandır. İşte biz istikbalden hale uğruyor, maziye döküldüğü için zamana tek yönlü baktığımızdan endişelerden kurtulamıyoruz. Bazen daha önce bunu yaşamıştım dediğimiz olaylar bu üç halde yaşadığımız için mi? Yani üç hali ruh yaşıyor. Aa ben bunu böyle bir şey yaşadım. Tabii ki yaşadın. Çünkü ustad o sözleri var ya. Oradan ve sözleri ver. Var mı sözler burada? Ha yok. En üstte. Ver abim. Şimdi diyor ki ustad, zaman kavramını ortadan şey yapıyor, ezberimizi bozuyor. 111. 110'dan başlıyor. Bu panik atak mı? Bu panik atak bir şey var ya, değil mi abi? Şimdi, oraya gider mi abi? Geçmişe. Girmez olur mu? Çünkü niye? Panik atak gibi, dün geçen hafta anlatmıştım, inşallah ileriki şeye gidecek. Temelde 4 tane veri, 7 tane, evet, 7 tane kalpte ana kroki, ana temel his var. O kontrolsüz olduğundan ya ifrata ya tefrite geçtiğinden dimağın da 7 mertebesini alt üst ediyor. Dimağda kaç mertebe vardı? 7. İfrat, tefrit, vasat. Vasatı sünnettir. Her bir mertebenin ifrat ve tefriti, İfratı şeytandandır. Tefriti nefse emmare. O zaman her birisinin tahayyülün ifrat tefrit. Taakkulun ifrat tefrit. Tasavvurun ifrat tefrit. İltizamın ifratı. 2 yani. O zaman 7 2 ile çarparsan 14. 14 tane temel psikoloji hastalık var. Diğerleri türev. Kardeş,
buraya girdiğin zaman, abi nasıl gireceğiz? Şu anda girmişsin, haberin yok. Bak, neyi konuşuyorsanız oradasınız, fikriyatınız oradadır. Oraya taşınıyorsunuz. Dima deyince oradasınız. Şu anda oradasınız. Tamam. Bak üç tane zaman deyince, bak ustad ezberi nasıl bozuyor. Ya nasıl okunuyor? Bir tane söyle demiş, ya kardeş senin külliyat başka mı ya? Hani öyle dedi ya, senin külliyat başka mı ya? Bak benim başkam bak. İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir veçini, geniş. Sırrı hayatla anlaşılıyor. Yani kendini yorumlamakla anlaşılıyor. Hatırladınız? Kader kendini yorumlamaktır. Çünkü kader kendini derken şeceri hilkat, Kur'an ve insan üçü birdir. Girmeyeceğiz. Sabit oluyor. Çünkü bir kader kendisidir. Altı tane iman esas hariçtir. Nedir o? Amentu billahi. Allah. Bizim dışımızda. Ve melaiketi. Bizim dışımızda. Ve kütübihi. Bizim dışımızda. Ve rusulihi. Bizim dışımızda. Ve kütübi. Benim dışımda. Ve yevmil ahir. Benim dışımda. Hiçbirisinde izah yok. Ve diyor, ismini veriyor, geçiyor. Ve bil kaderi. Devam ediyor. Hayrihi ve şerri izah var. Kim hayrı ve şerri? Benim ya. Diğer altı tane şey, beş tanesi hariç. O hayrı ve şerri kim inanıyorsa o işte onu tanımak kader. Onun için zordur. Çünkü hatıra gelmiyor insan. Yani bakın. Nasıl ki alemi şehadet ve mevcut hazir eşya. Bak alemi şehadet ve mevcut hazir eşya. İntizamlarıyla, neticeleriyle, hayattarlıkları görünüyor. Öyle mi şimdiki zaman? Aa bak canlı, hayattı. Ben de hareket ediyorum. Tamam şüpheniz var mı benim hayatiyetimden? Yok. Öyle de iyi yaslanın. Bak ne diyor? Alemi gaybtan sayılan. Alemi gaybtan sayılıyor. Gayb. Neymiş o? Geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücudu manevileri. Manen hayattar. Yani cesetsiz bir hayat. Yani atomsuz bir hayat. Yoksa ruhani şey var. Manen hayattar bir vücudu manevileri hayattar yetmiyormuş. Ruhlu birer subutu ilimleri vardır ki levi kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla görünür, tezahür eder. Senin kısacası geçmişin canlı ve ruhlu olduğu gibi senin geleceğin de canlı ve ruhludur. Ruh işte onu anlıyor. Arkadaşım, ruh üç zamanı birden fark etmiş derecene göre bir bakıyor ki iman ettiğin ahiret. Müslümana hitap ediyor. Ona iman ettiğin ahiret. İman ediyor. Bir bakıyor ki geçmişi rezil. Bugün de günahlarla şey. Ruh dehşet alıyor. Sana nasıl hissettirecek? Baba sıkıntısı var, eve gelince hissettiriyor. İş iflas etti. Eğer çocuk hissedecek ya, karı da hissedecek, benzin de hissedecek, ekmeğinize de hissedecek, peynire de hissedecek değil mi? İflas etti. Yansımayacak mı? Şimdi geleceği fark eden ruh, imanı bile ahirette etmiş, ahirete de iman etmiş. Bu nasıl yansıyacak sana? Endişe olarak gözükecek. İyi değilim. Kalp krizi geçiriyorum. Hiçbir şey geçirmiyoruz. İman krizi geçiriyorsun ne kadar? İman krizi geçiriyorsun. Zaaf iman. Zaaf iman sevgili arkadaşım. Hiçbir şey geçirdiğin yok. Günahın bana ait. Hiçbir şey değil. Peki. Tek yönlü zaman alışkanlığımızdan kaynaklanıyor endişeler. Onu sıyıracağız artık. Şimdi geçiyoruz 12. maddeye. Şey 13. Şey olabilir mi ya? Gelen endişeler hani beynimize de geldi ama vücudun mekanımızı da bozuyor. Sonra ilim onu da bak. Yani. Program geldi vücut mekanımızı. Peki peki tamam. Geçen hafta yoktun galiba. Evet. Şimdi bak. Kalp, vicdan içinde mi? Kalpte 4 tane temel var. 1. Vicdan. Ne var başka? Kalbin içinde? Kalbin içinde vicdan, dima,
Latife insaniye, lüme-i şeytaniye. Tamam. Şimdi bizim işimiz, dedi ki psikoloji niye bozuluyor? Şimdi kalbin içerisinde vicdan var mı? Var. Vicdan, ruh geleceği sittim. Şimdi vicdanın içerisinde his var mı? Komple. Hissin içerisinde bir tane endişedir. Yerini bir kere bilelim. His orada. Tamam. Şimdi bu his, endişe dışarıya kendisini hissettirecek. Dimağa vuracak. Çünkü bir üst makamda neyse aşağıya yansıyacak. Adamın üniversite diploması varsa, ilkokul diploması da otomatik var. Eğer endişeleri varsa dimağa sıhhatli düşünemez. Tasavvurlarını etkileyecektir dimağı. Yani şuradaki endişe dimağın ikinci mertebeni oynatacak. Lıpır lıpır denizde sandal var ya sandal. Lıpır 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 oynar ama gemi ise hiçbir şey olmaz. Şimdi bu endişe dimağa geliyor. Dimağda tasavvur var. Düşünceler. Gidiyor. Nerede olumsuzluklar var? Nerede pislik var? Nerede ümitsizlik var? Nerede yeis var? Nerede Allah'tan rahmet kesilme var? Hepsini topluyor. Topluyor, senin karşına koyuyor. Sen de bu olur mu ya? Bu ne olacak bana? Allahsız düşünmek. Geçmiş zamanın bütün üzünlerini, bütün günahlarını, bütün kusurlarını topladı. Olan bir sürü değilim var. Yok, onu getirmez. Onun için bu aklı kontrol edemezseniz, aklın iki yönü vardır. Ya bağladınız ereğine, felsefede erek, bizde hakikattır. Gaye hayal olmasa, eneler, zihinler, akıllar kendisine döner, kendini bitirir. Bütün pislikleri getirir. Sanki hazır zamanda yapmışsın gibi sana paketler, endişene de bir ifrata taşır seni. Vur bakalım bu atık, bu kayadan çıkacak mı? Motor yanmaya başlar. Soluğu acilde zor alırsın. Arkadaşlar siz Risale'nin dersine mi geldiniz, hastane dersine mi geldiniz? Ya? Din hayatın hayatıdır, hem nuru hem esasıdır. İhya-i din ile olur bu milletin ihyası. Ya, merak etmeyin, sizin okuduğunuz Risale'den okuyorum. Adamın dediği gibi, ya bizim okuduğumuz kilah pillah mı bu dedi. Bak şimdi okuyacağız. Bak şimdi sevgili arkadaşlar. Okuyorum. Tarihçi 9. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın hıfz-ı himayesinde bulunmak nimetine mazhar olmuştur. Artık eğer Allah seni korumuşsa aman ya Rabbi. Bunun böyle bir nimet olamaz yani. Bir tanımlayamam. Artık onun için korku, endişe, üzüntü, yılma, usanma vesaire gibi şeyler bahis mevzusu olmaz. Tevhid teslimi. Geçmişi geleceği tevhid edemiyoruz. Edemiyoruz ki. O zaman teslim olamıyoruz. Olamayınca tevekkül de edemiyoruz. Edemiyorsun. Motor yanıyor. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim, tevekkülü, tevekkül, saadet idareyin. Burayı ve orayı. Na ne var ya? Allah Allah. Günah varsa bir sürü değilim var. Abi vallahi çok rezil ya. Sebabım gelmez. Ulan cemaatim var ya. Cemaatin sebabını hangi ferdi günahlar batırabilir? Hangi ferdi günahın şahsı manevidi ki o rahmet ilahiyi batırabilir? Lan senin günahın Allah'ın kudretini aciz mi bırakıyor? Böyle bir şey olur mu ya? Sen nereye saplandın beni Allah affetmeyecek? Sen Allah'ın Adalet Bakanlığı sana mı verilmiş ki? Kimi affedilecek, kimi affedilmeyecek? Sen mi karar veriyorsun? Allah beni affetmeyecek. Nereden biliyorsun ya? Niye Allah'a iftira ediyorsun? Niye Allah'a suyu zannediyorsun ya? İntihara giden demek ki... Tabii ya canım. Sanki çareymiş. Daha beter timsahın ağzına giriyor. Yani sistem çökünce intiharda şey... Sistem çökünce bir şey yok ki. İntihar denen bir şey yok ki. Bir şey anlamıyor ki. Tabii gidiyor Orhan abisini dinliyor. İntihar ediyor. Hasan abisini dinlese yaşayacak. Batsın bu dünya diyor. Biz de diyoruz ki kalksın bu dünya. Allah'ım ya Rabbi ya. Ne nimet verdin ya Rabbi ya. Keyif alıyor musunuz, almıyor musunuz? Ha, şu andaki keyfiniz var ya. Keyiften anlayacağım abi. Şu andaki keyfiniz buralı değil. Müjdeler olsun size. Vallahi buralı değil.
dünya cinsinde değil, kuru fasulyeden, barbunyadan, yediğiniz ekmekten değil bu. Şu andaki haletleriniz buralı değil Allah aşkına. Burada orayı yaşıyorsun şu anda. Daha ne endişe ediyorsun? Buralı değil diyorum ya, bu halet. Ya tanımla bana hadi bu haletini. Bu tatlı halini söyle, nereye benziyor? Kuru fasulyeye mi benziyor? Affedersin, cinselliğe mi benziyor? Yok. Ne, bir filme mi seyrediyor? Nereye benziyor? Bisiklete binmeye mi benziyor? Size bir lezzetimi anlatayım mı? En çok lezzetlerimden bir tanesi. Şaşıracaksınız. Böyle bir lezzet olur mu? Aklınıza bakayım gelecek mi hiç bilmem. Bak şimdi. Bana ait herhalde. Size bir saat ders yapıyorum. Burada beraber yapıyoruz. Ve keyif alıyorum. Ama nasıl keyif aldığımı bilemezsiniz. Benim keyfimden bir tanesi. Paylaşıyorum size. Teneffüs ettireyim. Buradan çıkıyorum. Yani ders bitiyor. Bir de gene burada bir yarım saat, bir saat kadar arkadaşlarla meşgul oluyoruz soruları. Affedersiniz, iç çamaşırın alt üst hepsi pislak oluyor mu terden? Tamam. Bir zevkimden bahsediyorum. Allah insanların dertleriyle mi meşgul oldun? Derdin bana ait diyor. Öyle bir Allah'ın kuralı var. İnsanların imanının kurtulmasıyla uğraşanların imanı mahfuzdur. Onun için nur talebeler imansız gitmezler. İnsanların mutlu ve huzurları için uğraşanların huzurlu olacağını Allah'ın vaadi var. Ha? Şimdi bu bir saat ders. Bir saatten... Abi öyle bir şey duydum herhalde. Hadis mi? Bir insan imanın kurtulmasına vesile olan kişiye cennet ona vacip oluyor. Vacip oluyor. Var, var, var. Şimdi bu halde ben halleniyorum böyle. İpistak oluyor mu? Zevkimi size söylüyorum. Odama çıkıyorum iki saat sonra. İpistak mı? O, şaşıracaksınız ama soyunup atletimi ipistak çıkarıp kuru atlet giyip de oturduğum zamanki keyfi hiç hayatta hiçbir zevkte bilmiyorum böyle keyfi. O anda ne veriyorsa Allah istisnasız. Allah'ım sırrımı ifşa etmedim ama etmemiş olayım sen gene kesme. Zevk bildiğimiz başka şeyler var. Vallahi eğer bunu insanlar bunu zevk etseydi ne cinselliğe benzer. Çünkü imanın lezzetidir o. Ne dünyevi bir şeye benziyor ne arabaya ne şeye benziyor. Artık seni kör ediyor dünyaya. Dünyanın körüsün. Bak ne diyorum. O istak atleti değiştirip bir simgeyedir. Biz oraya takılma atlete. Kuru atlet giymekten hasıl olan Allah'ın bana mahsus değil herkese mahsustur zannediyorum. Verdiği keyif. Niçin peki anlattın? Siz zevki çok büyük şeylerde arıyorsunuz. Oysa keyif ve lezzetler, zevkler detayların içindedir. Atlet değiştirmekte lezzet mi varmış? Ben böyle bir lezzeti bilmiyorum. Çoğu kez avlamışımdır. Ben bunu hak etmedim ama sen bana ihsan ilahi olarak verdin. Böyle bir keyif var biliyor musunuz? Yani din hayatın hayatı ya. Yani takılmayın böyle bedensel hayattaki tiryakiliklerinize. Sıyrılın artık. Sıyrılmak lazım. Bunlar basit şeyler biliyor musun? Yeme, içme, üreme, cinsellik bunlar çok basit. Ya. Hayvanlarda da var ya. Ama hayvanlarda endişe yok işte. Cinsellik onda var, sende de var. Zaten cin olduğu nettir yani cinsellik. Cinlerin aktif ettiği nettir. Cinnet geçirmek cin yaptığı nettir. Tamam. Peki. Bir daha okuyayım burayı. Ya okuyayım. Tamam. Bak şimdi topladım. Şurada geçeni topladım. Görüyor musun şunu? 1, 2, 3, 4. Korku, endişe, üzüntü, yılma, usanma. Cenab-ı Hakk'ın hıfz himayesinde bulunmak nimetine mazhar olmuş olanlar da hayra vesile olurlar. Artık onlar da yoktur değil, hayra hizmet ediyorlar. Endişe, ya şunu da yapayım, şunu da yapayım. Tamam. Çünkü öyle inanmışlar ki, burada orayı yaşıyorlar. Öyle bir halet doluyor ha yer yer. Karıştırıyorsun bazen, burası mı orası mı, acaba geçti mi falan diye. Yani o kadar his... Perdeyi kaldırıyor ki Mesnevi'de geçiyor. 200 kaçtı? 208 miydi? Alemi gayb, alemi şehadet ne kadar aralarında mesafe uzak, ne kadar yakın. İlimle cehil arasında mesafe ne kadar yakın, ne kadar uzak. Tamam.
Yani his buralı mı? Yok. Hissi yaşamıyor muyuz? E burada orayı yaşıyorsun da kardeşim. His buralı değil ki ya. His buralı mı? Acayip bir şey ya. Yani niye bak? Bak korku, endişe, üzüntü, yılma, usanma buralı değil. Cenab-ı Hakk'ın hepsi himayesinde bulunmak nimetine mazhar olmuş olanlar da hayra vesile olurlar. Yani nedir o bir tane mana ya hadiste şey yapmışım. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Sırrı ortaya çıkar bunlarda. Hadis-i kutsi var biliyorsunuz. Allah bir kulunu severse, hadiste değil hadis-i kutsi. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Başka? Allah bir kulunu severse kendinden uzak tuttun. Lan ben Allah'ın dinine hizmetçi miyim? Hizmetçisin tabii. Müsait gelen bir adama bir şey anlatmıyor musun Allah'ını seversen? Bir kitap vermiyor musun? Kolunda tutup dershaneye götürmüyor musun? Hizmetçisin işte. Bir kendini açtın bir de adamı kurtarmaya çalışıyorsun. Denizde bir yüzüyorsun. Bir de orada boğulanı bir de tutayım çıkarıyor. Lan yüzmeyi sırf sen zor yapsaydın nasıl tutup çıkaracaktın? Ömründe bir kişiye vesile olmadın mı nurları tanımasına? Vallahi kork. Eğer bir kişiye vesile olmamışsan. Kork. Ama olmuşsan da endişe etme sevgili kardeşim benim. Evet. Nereden okuyorum? Lemanlar 423. Kendi vücudu belki bütün mahlukatın vücutları Adem'e gidiyor diye elin bir endişede iken yine bu ayet-i hasbiye müracaat ettiğini ve iman dürbünüyle baktığında ölümün firat değil visan olduğunu, kavuşma olduğunu, bir tebdil-i mekan ve baki bir meyvenin sümbüllenmesi olduğunu beyan etmiştir. Buradan çıkartılan manalara bakın şimdi. Kaynağı gösterdim metnini. Bir, doğru düşünmemekten endişe. Tevekkül ve teslimi layık olduğu kadar olmamaktan, tevekkül ve teslimimiz eksik olmaktan endişe. Geleceği yanlış yorumlamaktan endişe. Kendini değersiz, kimsesiz, basit yorumlamaktan endişe. Kendinden kaçmaktan endişe. İnsan hep kendinden kaçıyor. Kaçıyor, kaçışıyor. Bir türlü kendini tanımaya adım atmıyor. Gelmiyor derse, tanımıyor. Hep hariç böyle. Hiç meşgul olmuyor kendisiyle. O kadar kendisiyle tanışmaya ihtiyacı var ki bilemezsiniz. Allah'tan daha fazla. Allah'ı tanımaktan daha çok ihtiyacımız var. Kendimi tanımak. Çünkü Allah men arefe nefse fakat arefe rabbehu. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Kendini tanımayan kendisiyle tanıyacak. Neyi tanıyacaktık? İlk önce kendini tanıyacaksın. Onunla Allah'ı tanıyacaksın. İlk önce kendini tanımadan kendinle neyi tanıyacaksın ki? Kendini tanımamışsın ki. İlk önce kendini tanımak. İkra denmiş. İman et denmemiş. Kur'an'da ilk ayet. Ey Muhammed iman et denmemiş. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam oku. Kimi okuyacak? Kendini oku. Nasıl bilecek? Sıktığımı oku. Ya Cebrail ben bilmem okumayı. Neyi okuyacağım? Ben sana şimdi ne okuyacağını söyleyeceğim. Muhammed aleyhissalatü vesselam sıkmadı mı böyle? Sıktı değil mi öyle? Onu oku işte. Getirdiklerini onu oku. O kadar ihtiyacımız var ki kendimizle barışmaya. Kendimizi tanımaya, kendimizle barışık yaşamaya. Hep unutmuşuz, dışarıda aramışız gerçekleri. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Bak, kendinden kaçmaktan endişe. Kendini sevmemekten, barışmamaktan endişe. Allah canibinden bakamamaktan endişe. Yani asrın imamının gözüyle bakamamaktan endişe. Bak asrın imamının dersini okuyoruz. Bak şuraya bak, keyfe bak yani. Dünya batmış, batarsa batsın, sahibi düşünsün. Benim malım batmadı ya. Kiminse o düşünsün. Allah Allah. Yüz 143 sözler. Sıkıyor muyum sizi? Kasımız geldi.
Şuraya bak abi, ya bu kadar. Şu kadar insan. Neden sen dinleyeceksin? 17. madde abi apayrı bir ders konusu gibi sanki. Evet. O beni çok tesir etti. Yani, o geçtiğimiz mi? Evet abi. O okudum. Evet. Zaman değil mi? Evet. Mazi, gelecek ve hal. O evet. Çok tesir etti. Evet, tek zamanı tek yorumlamaktan endişe oluyor. Kalktım böyle üç zamana şöyle bir bakıyorsun, tamam mı? Dayanamıyorum ya arkadaşlar. Üç zamana böyle bakıyorsun, maziye bakıyorsun, ahirete bakıyorsun. Allah'ı hissediyorsun, tamam mı? Allah'ı fikrediyorsun, hissediyorsun, mahsediyorsun, zevk ediyorsun. Şöyle bir baktığın zaman her taraf acayip ya. Bir garip yani, bildiğin gibi hemen atlayası geliyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim kimse duymasın. Eğer Allah ahiretin güzelliğini mezar, kabir, kanser, ihtiyarlık gibi olumsuzlukla örtmeseydi, Allah'a yemin ederim zatına ki ahiretin güzelliğine hemen kavuşmak için bir an bile bir adam durmazdı, intihar ederdi. Korkudan değil ha, zevkten. Ahiretin güzelliğini insanlar hissetmeye kalksa, onun için dün günü dedi işte. Şebi Aruz dedi değil mi? Öyle dedi değil mi? Yalan mı söylüyor? Adam nereleri görmüş ki? Gaye edilmiş avam cenneti ver onu diyor ya Rabbi. Benimkini de ona ver. Ben cennetin sahibini bulursam benim cennetim olur diyor. Ruha bak. Onların bazı ruhların cenneti cennet değildir. Cennetin sahibini bulmaktır. Bazı ruhların yani hangi? Bu ruhun cehennemi cehennem değildir. Cehennemin sahibini kaybetmektir. Cehennemin cehennemi odur. Onun için dünyada cehennemden beter kafir azap yaşıyor. Niye? Cehenneme girmedi. Cehennemin sahibini kaybetti. Cehennemden beterdir. Bu cümleyi anladınız mı? Arkadaşlar yani böyle biz tefekkür ederek, tamam mı? Tefekkür Allah'a sarılmaktır. Çocuk sordu ya bana. Hasan amca, Allah'a sarılıyor musun sen? Ulan... Yani Allah Allah 11.30'dan bu nereden çıktı ya? Ya şaşırdım. Ben anneme sarılıyorum. Sen Allah'a sarılıyorum. Annesi öğretmiş. Ben de sarılıyorum yavrum dedim. Ona nasıl sarılıyorsun? Sen dedim annenin gömleğine mi sarılıyorsun? Yok. Neresine bilmem. Sarıldığını nasıl anlıyorsun? İçimde böyle sıcaklık oluyor. Ha ben de Allah'a düşünerek, tefekkür ederek sarılıyorum. Allah'a da sarıldığımı içimde böyle keyif oluyor sizde olduğu. Şu anda sarılmışsınız işte. Allah da sizi öpüyor demektir şimdi. Bunu nerede bulacaksın böyle bir hal? İlaç mı içtin ki böyle kafa buldunuz? Sarhoş değil misiniz şu anda? Hakikat sarhoşu. Herkes yemiş kafayı. Çünkü kalpteyiz. Kafayı kestik aşağıdayız. Belki bayağı bozuldu abi. Sistem ya. Sen vallahi çok güzel. Allah'ım ya. Verdiği nimeti alma Muhammed'in hatırına. Vaat etmişsin. Siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Allah'ım bizi değiştirme. Kalpler senin elinde ya Rabbi. Allah'lığın hatırına. Muhammed'in imanı sende ne ifade ediyorsa onu şefaatçi yapıyoruz. Allah'ım imanımızı elimizden alma. Aldırtma. Elhamdülillah. Serseri ya. Şeytan kimmiş ki bu kadar kutsi şeyi vereceğiz? İmanın içerisi Allah. Şeytana mı teslim edeceğiz ya? Kafa yiyeceğim ya. Serseri ya. Her vakit oraya çağrılmasının nöbetini bekleyen bir insana ölüm var ya ölüm. Her vakit gel buraya. Esselatu ve selamu aleyk. Her vakit nöbetini bekleyen bir insana verdiği endişeden gelen elim, elemi kaldırabilir mi? Neyle kaldırırsınız? Kadınla, parayla, Mercedes'le, parayla, pırla. Her an ölümünü bekleyen pıt 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 pşşşt kaptırdı. Var mı yok mu bu hakikat? Bu kalbin üzerine neyi bina ediyorsun? Kalp dediğim bu etten konuşuyorum. Bizim manevi kalpten bahsetmiyorum. Pıt 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 pşşt. Bunun üzerine mi Mercedes koyuyorsun? Et ya et ya demir değil ki. Bitti her şey bitti. Ha böyle bir hakikatin karşısında olan insan endişe duyuyor. Ha o zaman ne diyor? Yaşadığı hayatla, burası çok önemli buradan çıkarttığım mana. Yaşadığı hayatla ümit ettiği ahiret hayatı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan histir endişe. Bir öyle bakar mısınız Allah aşkına?
o paragrafı tefekkür ederek bu manayı çıkarttık. Nereden çıkarttık? Barla kaçtı Resul? 347. Barla 347 de Üstad ne diyor biliyor musun? Refet abiye soru, Refet abi soru soruyor. Zahiri sorular işte. Ustadım bu caiz mi? Huvallahu lezimi yoksa la istevim okuyalım. Şimdi Üstad diyor ki, Üstad ne diyor? Şimdi biz neyle meşgulüz? İstihracı istiracı manevi sırların istihracı ile meşgul oluyoruz. Zahir ilimle meşgul olmuyoruz diyor. Bize de ne diyor? İstihracı maneviyatla meşgul olun. Uğraşmayın zahiri şeylerle. Artık geçin lugat. Nakille işimiz yok. Ha nakille. Ha ustad diyor ki nakille işimiz yok diyor. Biz diyor istihracı manevi. O cümleyi bul ya. Dur ben bul. Ha buradan bul. Beni meşgul etme al. 347. Al abisi hemen. Çünkü ben şey yapacağım. Peki bir de okuyayım o bulana kadar. Yaşadığı hayatla bakar mısınız oraya? Şöyle bak. Eve gidiyorum, dükkana gidiyorum, televizyonu açıyorum, açmıyorum, kitap okuyorum, asayımızı okuyorum. Yaşadığı hayatla. Bir de ahirete iman etmedik mi Serdar? Ümit ettiği ahiret hayatı arasındaki yaşadığı hayatla iman ettiği ve ümit ettiği ahiret hayatı arasında korkunç bir uçurum var. O uçurumun adı endişe işte. Ver abi. Bak. Gücenme. Tafsilat veremiyorum. Yalnız bu kadar derim ki Letaif-i Aşere İmam-ı Rabbani'nin şu yukarıda şurada yukarıdaydı. Şimdilik dur. Şimdi tarika. Ha şimdilik. Vazifemiz istihracı esrar olduğundan yani metinden mana çıkartma olduğundan mevcut mesaili nakil değildir. Gücenme, tafsilatı da vermiyorum. Nakil yapmıyoruz. İstihracı esrarla meşgulüz. Tamam mı Murat'ım? Ey Volkan, Volkan ayasın. Şimdi yaşadığı hayat, sünnet-i seniye ne kadar uyuyor? Bir de iman ettiği ve ümit ettiği Allah. Ve Ebu Bekir de ümit ediyor Allah ve ahireti. Biz de ümit ediyoruz, tamam? Bak, ümit ettiğimiz, iman ettiğimiz ahiret ile yaşadığımız hayat arasındaki çelişkiden çamaşır gibi böyle bir böyle dönüyor, bu da böyle dönüyor. Çamaşırda hani ters sıkıyorsun ya, su çıkıyor. O çıkan suyun adı endişe. Ha endişeni kaldırmak için iman edip ümitli olduğun ahirete uygun yaşa. Şu anda endişe var mı? Niçin yok biliyor musunuz? Niçin? Harun? Aynı tarafı sıkıyoruz. Aynı tarafı sıkıyoruz. Yani ahirete yaşıyoruz şu anda. Ahireti yaşadığımız için. Günah yapalım yani endişeler başlar. Şu anda endişe olmaması, sohbet endişe olmaması, Kur'an okurken olmaması, Asay-ı Musa'yı okurken endişe olmaması orayı yaşadığındandır. Burada orayı yaşıyorsun. Endişeli adam tak Allah aşkına aspirin gibi taşı. Ya adam tıp 6 sene okuyor. Yanlış çıkma ihtimali var da reçetesi. Ama ilacını içiyoruz. Hiç de sorgulamıyoruz acaba doğru durumu diye. Ulan doktor ya. Bir süre yan tesiri de var. Olmadı değiştirelim. Ulan ben yazboz tahtası mıyım? 6 sene tıp okuyana itimat ediyorsunuz. Ben 35 sene ruhsal tıp okudum. Niye bana itimat etmiyorsunuz? 35 sene ya. Ben de size diyorum ki ustadını aklediyorum. Kafamla çözüm yapmıyorum. 744-746 şu ağlar. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa. Bugün büyüden bahsettim size yukarıda. Sihirden de bahsettim. Ondan sonra ders çıkacak inşallah. Ne çıkacak biliyor musunuz? Doğrunun doğruluğunu hangi doğrularınla biliyorsun? Dersin konusu bu ismi. Çıkacak inşallah. Doğrunun doğruluğunu hangi doğrularınla doğruladın? Doğruluk ölçüsü nedir? Orada sihir ve büyüyü anlatıyorum. Şey geçiyor yani. Tamam. Arkadaşlar şu anda bütün üzerinizdeki bu lezzet var ya hal. Üzerinizde var olan sihir ve büyü olsa bu hal olamaz. Çözüldü demek, kalktı demektir şu anda da. Hepsi söylettirmeyin ya. Sihir ve büyü olsa şu hal olmaz. Şu anda içinde yanma olur, nefret olur, kalkmak istersiniz. Var mı ya? Kalk ya kalk. Otur kalk ya kalk. Var mı aranızda?
Varsa çıkma gene direkt. Çakıl diyor, çakıl diyor. Ha. Ne demek biliyor musun? Eğer sihir ve büyü olsa bulunamazsınız. Şu anda sihir ve büyü iptal edilmiş. Ve burada tevazu yapmayacağım. Küfran-ı nimet de etmeyeceğim. Allah giydirdiği elbiseden bahsedeceğim. Bu işin de ehliyim. Sihir büyünün ne olduğunu, beyandan, kelamdan sihir nasıl yapıldığını işte çıkan derste okur dinlersiniz. Kelamda nasıl büyü yapılıyor? Peki. 15 bitti. 16'ya mı geldik? Allah razı olsun. Arkadaşlar yardım etti. Bak bunları onlar şey yapmasa biz nasıl şey yapacağız ya? Efendim 16'dayız. Hazırız değil mi? Toplam 39 tane madde var. 16. maddedeyiz. 2 ders bitmek üzere. Herhalde 2 ders de olur. Peki. Hadi. Osman burada mı? Belediyeci? Yok. İyi ki yok. Onun bir sorusu vardı. Ne? Bağla 301 diye endişe kârına soruluyor. Yani niye? Mektup uzun olur. Orayı yazamadım yani. Orada can alıcı aldım. O mektuptan çıkan endişelerde ortaya çıkan sorularına makul cevap verememekten çıkıyormuş endişeler. Yani ne demek? Ustada soru soruyorlar. Cevap gelmeyince endişe ediyorlarmış. Yani ustadın sağlığından vesaire veya acaba saygısızlık mı yaptık? Demek ki endişelerin her çeşidi olsun diye bunu da koydum nümune için. Yani hayata, kardeşlere, iş ortağına, hanımına, çocuğuna soru sorduğun zaman, makul cevap alamadığın zaman şüpheleniyorsun. Allah Allah ya ne oluyor? Yani bir endişe çeşidi de bu. Ama o kadar mühim değil ama olsun diye bunu da koydum. Efendim biz 17'yi okuduk. Zaman bu. Zaman şey olsun diye. Çok güzel. Peki geçmiş olduk. Hoşuma da gitti benim. Esas endişe şey gelecek. Allah tepemizde ileriki derste tepemizde cehennem endişesini niye koymuş? Var değil mi cehennem endişesi hepimizde var. İmanı kaybetme endişesini niye koymuş? O endişeden gireceğiz daha. Belki bir ders o olacak. O vasat mı oluyor abi? Aa, göreceksin ne olacağını. Girdim mi çıkamam da onun için. Girmek istemiyorum. Külliyat çok hoş ya. Dayanamıyoruz. Külliyattaki kelimeler, cümleler, cümle değil. Kelimeler kapak. Kapı. Kapak. Böyle bir hazinenin kapağı. Adam bir tanesi böyle kazıyormuş yeri. Dozerle falan. Harfiyat yapacağım. Pat diye dozer aşağı düşmüş. Dozer adam yok. Tam 16 metre aşağı düşmüş. Bakmış ki Bizans'ta kalma bir şehriymiş. Ha, Risale-i Nur'da öyle. Tam kapağına gelmiş dozer, tamam mı? Kavzıyoruz. Abi baktık ki aşağıdayız. Fesubhanallah. Fesubhanallah men tehayyara fi suni ukul. Allah Allah. Bu neresi ya? İşte kapak, kapakla düşüyorsunuz aşağıya. Allah Allah bu ders ne ya? Anlıyor musun? Kendi program gibi görüyorum abi sen bunu ya. Yani şu an app'ler var ya programlar. Mesela da o şekilde insana bir app gibi programlıyor abi. Dur. Mektubat 239. İstihracı esrarla meşgulüz. Malim Bey. Tamam mı abim benim? Oyalanıyorsun. Geçen hafta ne demiştik hatırladın mı önceki hafta? Elin uzatıyor. Risale-i Nur'a bakın. Başka bir şeye bakmayın. Demek bunu söyleyene tabi oluyorsun. Külliyata tabi olmuyorsun. Çünkü külliyat böyle demiyor. Vehhabilere benziyor. Kur'an'a bakın. Başka kimsenin izahına bakmayın. Bunu sen bu fikri nereden öğrendin? Sen daha var mı önceden? Yok. Kimden duydun? Kabullendin değil mi? Ha, kimden duydunsa ona tabi oluyorsun. Kur'an'a değil. Çünkü Kur'an bilmiyorsan bilene git diyor. Kur'an diyor ki bilmiyorsanız bilenden öğreniniz. Hiç bilenle bilmeyene eşit olur mu? Sen Kur'an'a bak diyene tabi oluyorsun. Kur'an'a tabi olmuyorsun. Külliyatı bak, yorumlara bak, mezarlara bak diyene tabi oluyorsun. Külliyata tabi olmuyorsun. Burada korkunç bir oyun var. Oyuna gelmeyeceksin. Külliyatın gösterdiğine bakacaksın. Benim söylediğim değil. Ne yapıyorsun? Bak metnini koyuyorsun. Hah.
Ve ustad diyor, parla 347 ne dedi? Biz diyor nakillerle meşgul değiliz. İstihracı esrarlarla meşguluz. Şimdi öyle nakillerle uğraşamıyoruz. Elhamdülillah. Şaşırmayın. Mektubat 239. Ve emri Rabbani ile mütemadiyen. Bak hiç dokunuyor muyum, gördünüz mü metnini? Erdinci görüyor musunuz arkadaşlar? Diziyorum o kadar. Bak. Emri Rabbani ile. Ha bir dakika dur. Bununla olacakmış. Emri Rabbani ile. Onun için yukarıya aldım. Süs olsun diye değil. Mütemadiyen emri Rabbani istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eder. Aslında teneffüs aşağı olacaktı. Hale uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür. Tamam. Şimdi burada ne çıkıyor? Bakayım çok mu uzun? Yok. Sen cismen, bedenen bir yere gitmiyorsun. Öyle değil miyiz? Her sene aynı yerde değil miyiz? İstanbul'da nerede oturuyorsun? Sen Kartal'dasın, tamam? Orada. Aynı taş, aynı dağ, aynı şeydesiniz. Peki, cismen, bedenen bir yere gitmiyorsun. İstikbal hale sana uğruyor. Seni şekillendiriyor, şekilleniyor, sonra maziye dökülüyor. Sen sırf onaylıyorsun. İstikbalden malzeme geliyor, onaylıyorsun veya reddediyorsun, maziye dökülüyor. Başka bir şeyin yok. Sen sırf onaylıyorsun veya reddediyorsun, hadisat senin olsan, hadisat sen olsan da olmasan da olacaktı. Mesela narkozlusun hastanede. Şuurun yok. Senin istikbalin hale uğruyup maziye dökülmüyor mu? Sen istersen onayla, istersen onaylama. İstikbal hale uğrayıp dökülüyor. Uykudasın, narkozdasın. Ha, şuurluysan onaylıyorsun, adam oluyorsun. Reddediyorsun, kafir oluyorsun. Sen sırf onaylıyorsun veya reddediyorsun hadisat, sen olsan da olmasan da olacaktı ve olacak. Sen onları lehine veya aleyhine döndürüyorsun. Bak. Allah'ın hükmüne razı oluyorsun ve olmuyorsun. O kadar. Allah ne demişse odur. Allah işin sahibi, işin başında. Allah var, problem yok. Batıyormuş. Batarsa batsın canım. Allah Allah. Her şey de öyle. İfrat-ı şefkat da öyle. İfrat-ı şefkat illet getirir. Ya. Peki şunu ne kadar oldu? Ha tamam şu sayfayı bitirelim yani. Şu sayfayı bitirdik mi bak şuraya kadar. Bitti. Tamam arkadaşlar. İki tane madde var. Şu Allah 199. Bak dokunuyor muyum bak görüyor musun nasıl dizdik? Bak. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zamanı hazıra uğrayan kim? Biçareler. Oradan gelenmiş. Fethi abi burada mı? Yok. Bak. Oradan gelen, başını vücuda çıkaran, zaman hazıra uğrayan kim? Biçarelerin başları. Ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından öyle inandı ya, mütemadiyen akıl alakadarlığıyla senin imansız başına hadsiz elim endişeler yağdırıyor. Evet, şimdi buradan anladığımız kısaca, akıl Allah'ın sana verdiği aklın aklı. Bak, akıl sana verdiği aklın aklı, aklın gözü. Nedir o? Allah'ın, bak aklın aklı nedir? Aklın gözü nedir? Allah'ın kendi bakışının bir türevi cinsi. Yani Allah nurunu sana verirse aklın aklı oluyor, aklın gözü oluyor. Aklın aklı varmış. Hani hadisi kutsi var ya, ben onun yürüyen ayağı, tutan eli, gören gözü, eli oluyorsa düşünen aklıyım. Aklınızın aklı var mı? Gözünüzün gözü, hayatınızın hayatı, hayatımın hayatı. Değil mi? Allah'ın kendi bakışının bir türevi cinsi. Allah'ın onuru sana verdiği iman. Dünyadayken ahiret gözlüğü, ahiretin GPS'idir. Nedir o? İman. Akıl,
Akıl al, çünkü akıl hakkında şöyle bir hadisi kutsi var. Ondan daha kutsi bir cevher yaratmadım. Yaratmış her şeyi, orada kalmış. Aklı yaratmış, akla demiş ki hadisi kutsi ya, bilmana kafamda kaldı. Gel demiş, akıl gelmiş. Git demiş, gitmiş. Otur demiş, oturmuş. Kalk demiş, kalk. Demiş ki ona, senden daha kutsi bir şey yaratmadım. Ona. Ama seni de senden daha kutsi bir şeyin içine koyacağım, ona hizmet edeceksin. O da insan. Gel de bunu çöplükte harca, adamı kandırmanda harca, haram yap nasıl yaparım diye onda harca. Televizyon çanak antenlerinin kanallarını hesaplamada harca. İşte bu akıl, Allah'ın sana verdiği aklın aklıdır. Aklın gözüdür. Allah'ın kendi bakışının adeta bir türevidir. Çünkü abi kim? Piyasada akıl yok. Zeki ile hareket ediyorlar. Ne demek? Gene yapayım. Bu akıl yaratılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıl başka akılla yapıldı. O akla bu aklı bağlamak, bu aklı ona bağlamak akıllılıktır. Vahiy. Bu akılla bunu idare etmek, kalkmak zekavet, Allah belasını verdi işte. O zaman aklı verene aklını bağlamak işte aklın aklıdır. Vahiy aklın aklıdır. Gözün gözüdür. O zaman ne oluyorsun? Bu Allah vahye bağlamak aklını, sanki o akıl ahiretin GPS'i. GPS navigasyon. Neredeyim? Navigasyon da ya, böyle bakın. Gidiyorum ben, adres yazdım. Baktım ki dağlar, tepeler, ben arabadayım, hiç kimseyi görmüyorum ha akşam vesaire. Aa Mehmet, buyur abi. Lan sağımızda biraz 200 metrelerde göl varmış ya, biraz yavaş gitsene ya. Sağa çık lan. Çıkış var mı? Var abi dedi. Abi nerede göl var, her taraf karanlık. Ya GPS'te göl gösteriyor. Sen çık kardeşim, göle gideceğiz. Oldu da onun için diyor. Ondan sonra, aa şurada şu var. Manav varmış, şey varmış. Tarih eserler var, cami varmış. Camiyi görüyoruz GPS. Ha, ahiretin GPS'i de iman. Orada. Bitti. Allah. Ahiretin GPS'i iman. Allah'ın GPS'i iman. Haşa, tövbe estağfurullah. Uyduya Allah misal. Uydu Allah. Cep telefonu veya navigasyon, beden. Bataryası hayat. Ekranı göz. Programı ruh. Tık 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 tık. İstiyorum. Böyle bir yer yok diyor. Doğru gir diyor. Yokluk istiyorum. Toprakta ben çürüyüp yok olacağım. Böyle bir yer yok diyor. Yokluk yok. Peki. Ebed istiyorum. Sonsuzluk istiyorum. Hiç olmak istemiyorum. Her çeşit lezzet istiyorum. Ölüm istemiyorum. Tık tık. Var diyor. Hedefin şurada iki, şu kadar sonra diyor. Sene sonra orada olacaksın diyor. Bir gün sonra oradasın. Bir gün sonra. Bu gidersen bu hızla bir gün sonra. Bir gün sonra kabir var. 59 gün sonra varacaksınız. Çünkü toplam bizim seyahatimiz 2 aydır. Dördüncü sözde. Bir gün sonra kabir varmış, istasyon. Orada da servete göre biniliyormuş. Trene, şimendifere, tayyare, uçağa, gemiye, otomobile, yaya. Bir günlük mesafe sonra kabir şey varmış, kabir. Kabir bir gün. Yani yaşadığımız dünya hayatı bir gün. 59 gün kaldı. 59 kabirden ta cennete gidene kadarki süreçteki inkılaplardır. Kimisi şimşek gibi gidecek, kimisi yaya gidecek, kimisi motorla gidecek, kimisi gemiyle gidecek. Daha 59 günümüz var. GPS öyle söylüyor. 9. söz öyle diyor. 9 diyorum, özür dilerim. 4. söz. Benim külliyat başka yazıyor Erdinç. Peki. Son şeyimiz. Şualar 200. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de, görüyor musun dizilişi? Gelecekten, bak gelecekte ne varmış? Endişeler ve korkular gelir. Bak elemler, teessüfler neredenmiş? Bak buradan görüyoruz değil mi komutanım? Yani ben mi uyduruyorum? Geçmişten elemler ve teessüfler alır. Gelecekten endişeler ve korkular gelir. İkisini de birleştirdim. Yoksa elim endişeler içinde kendini uyutturmak,
ve unutturmak için çocukça oyuncakları ile haylaz bir hayatta yaşayacak. İkisini birleştirdim de, çünkü mana birbirine çok yakın. Geçmişten elem ve teessüfler imani billah ile kaldırırsınız. Koltuğuma bakın, yaslanıyorum. Dayanak noktası imani billah, Allah'a iman. Yani kendini yorumlamak. Ahiret ise nokta istimdat, fıtratımın imdat diye bağırdığı isteklerine verilen cevap yeri. Ahiret, fıtratımın isteklerine verilen cevap. Allah'a iman, kendini yorumlamak. Neyle izah edeceksin? Allah'ı ortadan kaldırırsan insanı insanla izah edemezsiniz. Geçmişi nasıl düzelteceksiniz? Geçmişten elem ve teessüfler, Allah'a imanınız artarsa geçmişe geçiyorsunuz. Geylani geçmiş, alemi manaya geçiyorsunuz. Oraya geçmişinde kıble kaşı ayak uzatmış, bilmem ne yapmış, günah değil ama bilmiyorum, geçmişine girmiş. Ondan sonra geçmişine gittikten sonra Kuddüs ismine mazar olmuş, geçmişini gitmiş silmiş. Ulan keşke benimkisini de silse. Sizinkisi de silse. Geçme aynı var. Mazi ve alemi gayba geçerseniz mazi müstakbel yok. Mazi müstakbel olmayınca geçmişinizi değiştiriyorsunuz. Abi ne yapacağız şimdi, değiştiremeyiz yani ümit. Tövbe kardeş. Tövbeyle değiştir. Çocukluğuna gidiyor abi. Yübedullah sey yatmaz sana. Çocukluğuna gidiyor. Ta psikolojide de öyle. Yani böyle yapma diyor. Kendisi kendi çocukluğuna. Birbirisine bindiriliyor. O da böyle yapıyor, ona düzeltiyor kendisini. Demek ki geçmişten elem ve teessüflerimiz. Ya keşke lanet olsun. Allah. Nerede be o insanla tanıştım, beni o kötü yere götürdü ya. Var ya bir sürü şey enkazlarımız. O zaman tövbe. İmanı billah. Allah imanını arttır. Geçmişini tarumar et. Değiştir formatını. Gelecekten korkuyorum. Kanserden korkuyorum. Kalpten korkuyorum. Mezardan korkuyorum. Hesaptan korkuyorum. Tamam, cehennemden korkuyorum. Ne yapacaksın? İmanı billah, ahiretini arttır. Ahiret imanını arttır kardeş. Leküm dinüküm eliyedin. Ve reddalin amin. Ahiret imanını arttır. Ölüm korkusu kalksın kardeşim. Ölüm korkusu mu var? Ahireti, o ölüm korkusunun ilacını arama. İmanın da zaaf ara, kusur ara. İlaç, çünkü ölüm korkusu bir organdan gelen bir şey olmadığı için doktorun hiçbir ilacı tesir etmez. Ancak uyuyacaksın. Anladın? Ölüm korkusunun çaresi ölümle yüzleşmek. Ölümü izah etmek. Şualarda geçiyor. Erkekçesine ölümü yüzüne bak, gül, bak ne talep eder. Öyle mi? Ha, ölüm korkusuyla kaçmak değil. Erkekçesine ölümü yüzüne bak, bak ne talep ediyor. Kimsin arkadaş sen? De, sen neyin nesisin? İmanı bile ahiretin arttır. Ulan namertim şu anda ecel gelse yok dersem şu anda. Demem vallahi. Ulan sen de demesin lan, der misin şu anda? Nerede bulacaksın lan bu fırsatı? Şu an haletle nerede bulacaksın? Sevinirim abi ben. Şu anda kurtarmışsınız biliyor musun, şu anda gidersiniz. Kesinlikle zahiri şeriata göre şehitsiniz. Belki de ölmüşsünüz de haberiniz yok. Çünkü şehit öldüğünü bilmez. Hakikaten ha. Haftaya buluşuruz o zaman. Sen zannediyorsun ki haftaya geldim. Oysa buradasın, için gitmemişsin. Vahir davahum ya Rabbi. Bu hakikatta haklanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Erhamer Rahimin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Evlerimize, bizi sevenlere, dostlarımıza, dua edenlere, dua isteyenlere, söz verdiklerimize, üzerimize hakları olanlara, hizmet-i imaniye, Kur'an'ı de meşgul olanların ya Rabbi, evlerine Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu hakim yap. Ve evlerine ruhu kutsileri erva-ı aliyeleri nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, evlerine hastalıkların sebebi olan erva-ı habiseleri mevad-i şerili hak ile ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, cinlerden, şeytanlardan, erva-ı habiselerden, mevad-i şerire ve nefs emarelerden ortaya çıkan vehim ve vesveselerin kasalutlarından sana sığınırız ya Rabbi. Amin. Bize kim dua ediyorsa, kime söz vermişsek, kimin üzerimizde hakları varsa ya Rabbi iki cihanda aziz eyle. Amin. Kabirlerinde eğer geçmişlerse dostlarımızı ve alakadar olanların dostları, anne babalardan, her kim
usul ve furularından ahirete geçmişlerse onları da haberdar eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet bahçesini bir bahçe yap ya Rabbel Alemin. Seyyiatlarını hasenatlarına tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Amin diyenleri hizmet imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile hizmette iştinab-ı kebair ve uhuvvet ve tesanüt sırrına tam mazhar eyle olarak gitmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahümenelhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha temassalavat.